İkmenle yürüyün şeyi nedir? Aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Anadolu Türkleri, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Kıbrıs ve Balkanlara kadar dağılmış olan Türkler, biz Oğuz grubuyuz. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Türkmen diye anılmaya başladılar ve 13. yüzyıldan itibaren de Oğuz adı bırakıldı, Türkmen adı öne çıktı. Fakat bizim siyasi ismimiz ise Türk'tür. Türk hem otoritenin hem de yerleşik hayatın temsilcisidir. Yerleşik hayata geçen Türkmenler Türk diye isim aldılar. Konar göçer hayatı devam ettirenler ise Türkmen ismini taşımaya devam ettiler. Bu gruptan Anadolu'ya gelenler, sadece Anadolu'ya gelenler için bunu söyleyebiliyoruz. Anadolu'ya gelenler ve ikinci göç dalgasıyla da Batı Anadolu'ya kadar uzanmış olan konar göçer gruplara yörük denildi. Yörük, yürüyen, sefere koşan çadır halkı diye tarif ediliyor Osmanlı kanunnamelerinde. Yani konar göçeri giden gruplar diye. Yörükle Türkmen arasındaki tek fark şu: Türkmenler çok uzun mesafeli konar göçerlik ediyorlar. Diyelim ki Diyarbakır, Urfa, Mardin arasında konar göçerlik eden bir grup Kars'a Ağrı'ya kadar çıkıyor. Halep'teki bir grup Sivas'a kadar çıkıyor. Maraş'taki bir grup Kayseri'ye, Erciyes Dağı'na, Yozgat'a kadar çıkıyor. Neredeki Kayseri'ye? Maraş bölgesindeki Dulkadir Türkmenleri Kayseri'ye, Yozgat'a kadar çıkıyor. Daha uzun mesafeli. Ama yörükler daha kısa mesafeli. Aydın bölgesindeyse sadece Aydın içerisinde dolaşıyor. İçel bölgesindeyse sadece İçel bölgesinde dolaşıyor. Yani sahilde ve yaylada çok dar bir alanda dolaşıyor. Aralarındaki tek fark bu. Bunun dışında Tembeli yörük, yürümeyi sevene Türkmen, o mu? Daha uzun, öyle demeyelim. Yörükler de çok çalışkandır. Daha kısa mesafeli şey yapıyorlar. Mana olabilir mi? Siyasi mana şuradan kaynaklanıyor. 14. 15. yüzyılda o hala Osmanlı hakimiyetine girmemiş olan beylikler var. Hı-hı. Mesela Ramazanoğlu Beyliği, evet, gibi, Karamanoğlu gibi, Dulkadir Beyliği gibi. Ve daha doğuya gittiğimiz zaman da Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri var. O devletler Osmanlı hakimiyetine girince o devletlerin halkına, devletlerin siyasi geçmişine atıf olarak Türkmen denilmeye devam etmiştir. Bu yüzden Doğu Anadolu'daki... Siyasi geçmiş ne demek yani? Yani onun Osmanlı hakimiyetine girdi ama bir daha o devletten bahsedilmiyor. Fakat halk duruyor. Halk durduğu için onlara Türkmen denilirken onun aslında Dulkadir halkı olduğu, Akkoyun halkı olduğunu bir yerde hatırlatmış oluyor ona. Ha. Veya kendi hatırlamış oluyor. Fakat o kadar enteresan ki devlet bu isimlendirmeyi yüzyıllar boyu hiçbir zaman terk etmiyor. Doğu Anadolu'daki Türkmen aşireti Aydın'a, İzmir'e, Bergama'ya, hatta adalara gittiğinde bile onu vergi defterine yazarken Türkmen diye yazmaya devam ediyor. Ve o kültür günümüze kadar devam etmiştir. Mesela bugün Batı Anadolu'da hala yerleşik hayat olmuş olmasına rağmen Yörük köyü, Türkmen köyü, Türk köyü diye isimlendirme vardır. Bazı aileler biz Türkmeniz diye vurgularlar. Sebebi de o geçmişten kaynaklanıyor. Yani sonradan o bölgeye gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Ama yerleşik hayata geçtikten sonra artık o Türk olmuştur. Ve Türkmenlik ve yörüklük ise folklorik anlamdadır. Sizin başta söylediğiniz mesele ise şudur. Türk işçileri üzerine Almanya'da çok ciddi araştırmalar yapıldı. Bunlar hangi bölgelerden geldiler, ne tür etnik kimliğe sahiplerdir diye. Ve bunlar ayırt edilirken de Alevi Yörük, Türkmen Yörük, Alevi Yörük, Sünni Yörük, Alevi Türkmen, Sünni Türkmen gibi, Alevi Türk, Sünni Türk gibi tamamen hiçbir ilmi esasa dayanmayan bir mozaik yaratma gayretiyle siyasi amaçlarla yapılmış bir ayrımdır. Hangisi? Bu 45 etnik milletçiliği. Anadolu'da 52 etnik unsurun olduğuna dair yayınlar yapıldı. Andres'ti galiba. İlk yayını çıkaran. Kavimler Kapısı falan diye çıktı. Türkçe'ye tercüme edildi. Kısmen Türkçe'ye tercüme edildi o kitap. Orada tamamen bir politik amaç güdülüyordu ve bir kafa karışıklığı yaratmak isteniyordu. Bizim milletimiz de kafa karışıklığına çok yatkındır. Herkes acaba ben neyim diye sormaya başladı. Dolayısıyla aslında bir köken bir olmasına rağmen bu tür isimlendirmelerde farklı gibi anlaşılıyor. Neler mesela? Mesela Alevi Yörük, Türkmen Alevi Yörük, Sünni Yörük deniyor. Halbuki bir Yörük vardır. 40 tane Yörük yok. Hayır. Diye.
En gibi gösteriyor kitap. Evet. Hocam, veya Türkmeni bu şekilde bölüyor. Şimdi meselenin aslı şu. Tahtacı. Biz işte tahtacı diyor, manav diyor, çıtak diyor, efendim yörük diyor. Yani bunun bütün alt dilimlerini sanki farklı bir etnik unsurmuş gibi gösteriyor. Halbuki bunlar farklı etnik unsurlar değil. Biz Anadolu Türkler hepimiz Türk'üz. Peki hepimiz hocam. Oğuz'uz. Peki niye tahtacı diyor? Tahtacı bir fark var yani bir isim değişik olduğunu. Hayır. Mesela demin Türkmenle yörük aynıdır dedin ama. Evet doğru. Yörük kısa mesafe gider, Türkmen uzun mesafe gider. Ama bu bizim yerleştiğimiz bir şey yani. Biz yörüğün ya hayat tarzı nasıl diye araştırdığımızda kısa mesafe gidiyor. Fark var yani. Ama fark bu etnik anlamda bir veya kültürel anlamda olmayabilir ama sosyal hayatta var bir fark. Sosyal hayatta olmasa zaten mesela, öyle bir hayatta var. Diyelim ki tahtacıyı soruyorsunuz. Tamamen ağaç işleriyle meşhur olduğu için onun adı tahtacıdır. Yoksa o tahtacı aşiretlerinin biz 16. yüzyılda Dulkadir aşiretleri içerisinde veya Çukurova bölgesindeki aşiretler içinde görüyoruz. Diyoruz ki bu bakın bugün işte Alça, Evci gibi, Elci gibi aşiretler var. Bugün adı genel anlamda tahtacı ama 16. yüzyıla geldiğimiz zaman, baktığımız zaman aynı aşireti Dulkadir aşiretleri içerisinde görüyoruz. İsmi yine tahtacı mı? Hayır, tahtacı değil. Diyelim ki Evci diye bir tahtacı aşireti var. Bu aşireti biz 16. yüzyılda Dulkadir Türkmenleri içinde de görüyoruz. Bunlar sonradan bizim milletimizin verdiği isimlendirmedir ya. Şimdi Evci diye tahtacı aşireti. Yani bir evci olma durumu var. Hayır, Evci diye bir aşiret var. Tahtacı nedir o dönemde? O dönemde de bu dönemde de ağaç işleriyle meşgul olan insanlar, kişiler. Dulkadir zamanında tahtacı sözü geçiyor mu? 16. yüzyılda geçmiyor tahtacı sözü. Sonradan alınmıştır bu isimler. Sonradan verilmiştir. Hayır, Evci diye bir tahtacı aşireti diyor. Evci diye bir aşiret var. Şimdi bakın tahtacı aşiretlerimizi incelediğimiz zaman içlerinde Evci diye bir aşiret var. Bu Evci aşireti nereden gelmiş diye kaynaklara baktığımız zaman gittiğimiz yer Dulkadir Türkmenleri. Fakat Dulkadir Türkmenlerin içerisindeki Evci aşiretinin tepesinde bunlar tahtacıdır diye yazmaz. Bunlar meslek grupları yazmaz. Sadece mesela o dönemki aşiretlerde bunlar kürekçidir diye yazar. Bu oradaki su işlerine falan bakanlardır. Ya da ne bileyim Şahinci, Kuşçu diye çıkar karşımıza. Bunlar devletle işleri böyle olduğu için böyle çıkıyor. Ama halkımız bu insanlara sonradan isim veriyor. Bir takım benzetmeler yapıyor. İşine göre, mesleğine göre benzetmeler Kastamonu yapıyor. Kastamonu da var değil mi Tufan? Tahtacı aşiretler var bayağı bir. Kastamonu yörük. Balıkesir'de var. Balıkesir'de var. Ege'de var. Tabii şeyde Akdeniz hattında var. Toroslar'da var. Yani aşiretlerin yaptıkları mesleklere göre isim aldıkları. Öyle başka örnek verebilir misin? Koyuncu aşireti var. Koyun besliyorlar. Yani o aşiret aynı orada adını oradan al. Belki ak keçili, kara keçili, kızıl keçili gibi aşiretler var. Yani o Türkmenler'de bu tür özel bir işle uğraşan tahtacılar var. Onun dışında diğerleri daha çok hayvancılıkla uğraşıyor. Fakat kaynaklarda mesela saraya kuş besledikleri için veya kuşların bakımıyla gözetlemesi uğraştığı için Doğancı diye, Şahinci diye, Balabancı diye aşiretler de var. Ama o aşireti biraz daha deştiğiniz zaman ya altından Eymür çıkar ya Avşar çıkar ya bilmiyorum işte yani o dönemin aşiretlerinin bir başkası çıkar. Bunlar sonra da mesleğe dayalı olarak verilmiş isimlerdir. Tahtacıların ağaç eri Türkmenleriyle veya Türkleriyle bağlantısı olabileceği yolunda da kayıtlar var. Fakat bana bunlar gerçekçi gelmiyor. Çok zorlama geliyor çünkü ağaç erilerin kökenleri 4. yüzyıla kadar iniyor. Atilla Hunların içinde bile ağaç eriler var. Miladi 4. yüzyıla. Tabii. Atilla'nın Türkler arasında da ağaç eriler var. Ali Ahmet Beyoğlu'nun eserine baktığımız zaman onu da görüyoruz. O Atilla'nın ağaç erileri Hunların tahtacılar mı olmuş bugünkü? Yani öyle zorlama bir izah yoluna gidilmiş ama bana inandırıcı gelmiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani ağaç eriler diye bir Türkmen grubu var. Bugün halen İran'da da var. Halen İran'da onlar ağaç eri diye söylüyorlar. Fakat o ağacerilerle bizim tahtacıların bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Bizim tahtacılar Anadolu'nun Türkmenidir. Halis Moğolis Türkmen çocuklarıdır. Katıksız.